şu anda. Evet evet, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamam güzel. Bayağı güzel olmuş. Teşekkür ederim. Dudağım. Evet. Benim akmış. Ağlamadım gerçekten. Şunlar yarına geçecekler. Videoya tekrar giriş yapamadan Aysel geldi. Aysel benim çok yakın arkadaşım, belki bilmiyorsanız. Ve dişlerimi görmedi. Yeni çocuk yaparsınız da hani çocuğu görmeye gelirler ya. Aynen öyle. Dişlerimi görmek için buraya gelecek biraz sonra. Saçlarım kabarmış mı? Hayır. Saçların noodle'a benziyor. Bakma. Bakmıyorum. Şey, ay, yanlışlıkla konuştum. Unutmuşum konuşmamam gerektiğini. Gel. Gel. Bakayım bakayım. Ya güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aa, güzel olmuş. Beyazlattılar. Evet. Çok iyi. Acıyor mu hala mı? Hayır, geçti. İyi şükür. Gir bakayım. Gel. Güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Teşekkür. Sen de memnunsun galiba. Ha, evet, tabii ki, şuna bak. Güzel gözüküyor. Klinikten çıktıktan sonra dişim çok ağrımıştı. Onun için hemen eve gelip bir Aprinax içtim. Sonra yattım, kalktım. Tekrar Aprinax içtim, sonra tekrar yattım. Bugün yeni bir gün. Ve dişlerim böyle. Bence çok güzel oldu açıkçası. Şeyden bahsetmek istiyorum, bu süreçten. Çünkü yani bunu izleyenler muhtemelen sürecin ne olduğunu merak edeceklerdir. Aslında diş telimi 2021 Mart ayında taktırdım. Ve doktorum bana, Barış Bey, dedi ki 9 ay sonra çıkacak. Ben de dedim ki tamam. Sonra 9 ay geçti, Kasım oldu. Dedim çıkmayacak mı? Dedi ki yok, çıkmayacak. Dedim tamam, ne zaman çıkar? Dedi ki Mart'ta çıkar tekrar. Ben de dedim tamam, sonuçta bir yıl olmuş oluyor, çıkar. Sonra Mart'a geldik. Mart'ta aslında dişlerim çıktı ama sonra daha güzel olabileceğini düşündüğü için tekrar taktılar. Ama yani tabii ki üzüldüm. Ama sonra dedim ki artık hani sormayacağım ne zaman çıkacak diye. Bir süre sormadım tabii ki. Sonra geçen Temmuz'da oldu bu olay. Dedi ki tamam, son defa yapacağız bunu. Ve son aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Ben dedim herhalde bugün çıkıyor. Baktım çıkmayacakmış. Dedi ki 19 Ağustos'ta gel, çıkaracağız. Dedim hani gerçekten çıkaracak mısınız? Dedi çıkaracağız dedim. Gerçekten bak, kesin değilse. Çünkü ben hani çok mutlu geliyorum buraya. Sonra dişlerimin hepsi çıkıyor. Bence gerçekten çok üzülüyorum dedim. O da dedi ki tamam, çıkacak kesin. Ben de tamam dedim. Sonra 19 Ağustos yani dün oldu ve dişlerim çıktı. Dişlerim çıktığında daha sarıydı. Zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur. Sonra dedi ki beyazlatalım mı? Ben de dedim ki tamam. Sonra beyazlatıldı. Ben normalden biraz daha beyaz tenli olduğum için dişlerim normalden daha sarı görünüyor. Bir seans beyazlatma kadar aldı ve onlar için yetmedi. Ama benim için yetti çünkü yeterli bence bu kadar. Canım acımıştı beyazlattıktan sonra. Hani gerçekten anlatamayacağım bir acı vardı. Ama geçti. 10 saat sürdü acısı ama geçti sonuçta. Ve dişlerim böyle çok güzel, çok mutluyum. Şimdi ise sorulara geliyorum. Aysel'le beraber hazırladığımız sorulara. Diş teli taktırmak değdi mi, değmedi mi? Bence değdi çünkü çok güzel görünüyor. Ve çok mutluyum. Yani hep bir gülesim geliyor. Bazen buraları falan acıyor gülmekten. Onun için mutluyum. Hiç böyle güzel olacağını düşünmemiştim. Diş teli sürecinde acıma oldu mu? Tabii ki oldu çünkü dişleriniz kıpırdıyor yani, niye olmasın? Ama dayanılmayacak bir acı mı? Hayır, değil. Hiç ilaç almadım açıkçası. Benim için çok bir fazla acı oldu mu? Yok, insan alışıyor yani, bence o kadar acı olmadı. Diş teli taktığım zaman boyunca yiyemediğim şeyler oldu. Mesela katır kütür,
elma olsun, havuç olsun, salatalık, evet erik gibi böyle tek bir şey şekilde yiyemedim. Kesip yenebiliyor tabii ki ama farklı şekilde yiyemedim. Dürüm olsun mesela, hani sonuçta yiyemeyeceğimi söylediler. Onları yiyemedim. Şimdi yiyecek miyim? Yine yiyemeyeceğim. Çünkü dişlerimi beyazlattığım için 3-4 gün boyunca sadece beyaz gıdalarla beslenmem gerekecek. Dişlerimi renklendirecek şeyler yememem lazım. Domates gibi, domates içeren salçalı yemekler gibi. Ne yiyebilirim? Yumurta, peynir, ekmek, makarna, tavuk. Tabii salçasız her şeyi yiyebilirsiniz dedi. Kahve ve çay yasak. Bir de sigara. Kahve, çay, sigara yasak. Kanka sigarasız nasıl yapacağız? Kanka bilmiyorum. Eğer bunları yaparsanız, hani diyelim ya yine de yediniz. Allah belanızı versin. Allah belanızı vermeyecek tabii ki. Sadece beyazlığı daha az kalıcı olacak. Hani yiyemezsiniz diye böyle bir şey yok aslında. Hani. Böyle çok pişman oldum, bir an oldum. Allah belanı verseymiş de yapmasaymışım. Oldu tabii ki. Yani her zaman oluyor bu bence, en azından bence. İlk başlarda olmuştu. Çünkü hani dişimin üstünde bir şey olmasına çok alışık değildim. Sonra alıştım tabii ki. Hatta arada şöyle şunu yapıyorum hani. Böyle yapıyorum. Aa diyorum, dişim pürüzsüz iniyor aşağı, çok güzel. Ya da yatıyorum, yanağıma bir şey değmiyor falan, o güzel. O günlerimi özleyecek misin? O günlerimi özleyecek miyim? Tabii ki özleyeceğim. Oo, özleyeceğim. Hayır saçmalama, şaka yapıyorum. Ama o günler olmasaydı öyle güzel gülemezdin. Onun için buradan Büşra ablaya çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim dişlerimle uğraştı. Çok seviyorum kendisini. Buradan sevgiler. Barış Bey'i de çok seviyorum. Dişlerimi ne zaman çıkacağını söylüyordum telimin. Bana ne güzel işte, doktorun seni çok seviyor. Niye hemen buradan gitmek istiyorsun gibi küçük şakalar yapıyordu. Şaka. Onun için onu da çok seviyorum kendisini. Sonra dedik ki 9 aya çıkar dedi. Ben de inandım. ama hani diş doktorlarına çok da inanmamak lazım. Onlar en iyisini yapmak istiyorlar tabii ki. Ama 9 ayda en iyisi olmuyormuş. Bunu öğrendim. Ama gereksizce çok inanmıştım. Hani şey diyorlar. İnanma ona hani. 9 ayda bir şey olmaz. Ben diyorum ki yo benim doktorum 9 ayda olacak dedi. Onun için olacak dedim. Olmadı. Ama yine de öyle güzel oldu. Onun için sorun değil. Bak. Evet. Güzel. Heyecanlıyız. Ve benim kalbimi kıran şu oldu mesela. İnsanlara hemen gösteriyorum tabii dişlerimi. Söyle. Sadece Aysel'e göstermedim. Geldi buraya, gördü. Annem dedi ki aa dedi, benim kızım dedi ne güzelmiş dedi. Ha artık gülebilirsin falan. Ha, ya, artık, ne alaka ya, dişleri yani, var diye değil mi? Kırıldık açıkçası. Ne alaka ya? Yani dedi ki aa dedi artık güzel gülebileceksin dedi. Dedim eyvallah anne, sağ olasın. Babama dedim, bakmadı bile, güzel olmuş dedi. Olsun. Özge'ye gösterdim. Özge'nin de diş teli var. Çok üzüldük beraber dedim. Bunu beraber başaracağız. Çünkü bir grubumuz var, belki biliyorsunuzdur. O grupta 5-6 kişi var. Diş teli takan dördüncü kişi Özge. Melike, Merve, ben, Özge. Sana ihtiyacı yok zaten. Ablamı aradım, diğer ablamı. Dedi aynı kadar güzel olmuş dişlerin, aynı benim gibi dedi. Kırıcıya mesela ben bunun için hani can acısı çekiyorum. Plaklarım falan çıkıyor hani, hiç hoş değil. Böyle her gün plakla uyumak zorunda kalıyorum. Bazı arkadaşlar böyle doğuyor. Sonra Aysel geldi. Ben Aysel'le konuşurken yaptım. Sonra Aysel de yaptı. Sonra baktım ben buna yapmak için acı çektim. Bir 10 saatte olsa. Sonra baktım bu karı dişini temizliyor. Dişini fırçalıyor. Dişi beyaz. O çok canımı sıktı. Benim dişim şimdi normalden beyaz değil. Neden öyle duruyor? Ter renginden dolayı arkadaşlar. Biraz fırçalasam beyaz gözüküyor çünkü. Kırıcı bence. Ben buna para verdim yani. Kızım ter rengimizden dolayı bu kadar beyaz duruyor diyorum. Güzelsin, tamam. Bu kadardı videom. Başka bir arkadaşım olmadığı için şu an sadece Aysel vardı. Aysel'e gösterebildim ve size gösterebildim. Fotoğraf istemedim. Dedim ki bekle, buraya gelip o dişi göreceğim. Başka bir sorunuz olursa ben yorumlarda cevap verebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu bekleyen, benimle birlikte bekleyen, bana DM'den yazanlar, bana YouTube'dan yazanlar, bana mail atanlar, bana gereksizdi. Bana da 100 yazanlar. Aysel'e yoranlar gereksizdi. Bana aynen sorsanız da olurdu. Bunu hep beraber bekledik. Sonunda başardık. Artık dişlerim çıktı. Çok duygulu bir video. Evet. Artık böyle hep gideceğim. Bu kadar. Hep bir zaten.
Bu kadar değil. Çok güzel olmuş. Gerçekten bak ha. Kanka. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beklediğiniz için de teşekkür ederim açıkçası. Çünkü ben de bekliyordum hani. Eğer bir video çekeceksen bunun dişlerimin çıkma videosu olduğunu biliyordum. Görüşmek üzere. Aslında görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Güle güle.